Merhabalar. Ürünlerimizi depolarımız arası nasıl transfer edebiliriz? Bunun için klavyemizden F10 tuşu ile arama motoruna gelerek veya diyalogos üzerine tıkladığımızda arama alanımıza malzeme yazdığımızda malzeme fişleri ekranımızı çalıştırırız. Burada F4 komutu ile transfer edeceğimiz ürünlerimizin depo fişi transfer ile transferini sağlayabilmekteyiz. İlgili ekranımıza geldiğimizde fiş bilgileri alanında bulunan transferini yapacağımız merkezimizin ve depomuzun burada karşı depomuzdan hangi şubeye ve depoya transfer edileceğini seçtikten sonra bir belge numarası girerek transferin yapılacağı tarih ve saatimizi belirleyip detaylar alanımıza geldiğimizde transferimizle ilgili özel kod ve yetki kodu ile transferimize ait bir özel kod girebileceğimizi, yetki kodu alanından da transferimizi kısıtlayabileceğimizi bilmekteyiz. Raporlama alanımıza geldiğimizde raporlamalarımızdan hangi döviz türünü kullanmak istiyorsak ilgili döviz türünü seçebileceğimizi, bağlanacak bir görev var ise görev listemizden bir görev seçebileceğimizi, cariye ait bir transfer gerçekleştirmek istiyorsak ilgili carimizi de buradan seçebileceğimizi, diğer sekmesi alanımıza geldiğimizde transferi yapılacak ürünlerimizin fiyat güncellemelerini buradan gerçekleştireceğimizi, proje alanımızda ise transferimiz herhangi bir projeye bağlı bir transfer ise ilgili projemizi buradan seçeceğimizi, durum alanına geldiğimizde eğer transferimiz devam ediyor durumunda ise stoklarımızı etkilemeyeceğini, tamamlandı durumunda olan transfer fişimizde ilgili stoklarımızdan ürünlerimizin düştüğünü ve diğer stoklarımızdaki ürün hareketlerini görebilmekteyiz. Kümülatif toplamlara geldiğimizde kalemler alanımızda seçmiş olduğumuz ürünlerin döviz toplamlarını, KDV tutarlarını, matrahlarını ve birim toplamlarını bu sekmede görebilmekteyiz. Dinamik alanlara geldiğimizde depo transferimiz için çoktan seçmeli, tek seçim, tekst alanı veya tarih alanında yapacağımız kolonlar ile bilgi girişlerimizi sağlayabilmekteyiz. Tekrardan genel alanımıza gelip kalemler alanımızdan liste içerisinden ürünlerimizi seçebileceğimiz gibi F12 tuşu altında bulunan toplu malzeme seç özelliğiyle stok malzeme listesinden toplu ürünlerimizi seçebilmekteyiz. Toplu barkodlu malzemeleri de toplu barkodlu malzeme seç seçeneğiyle seçip kalemleri birleştirme özelliğimizle kalemlerimizi birleştirebileceğimiz maliyetler, hareketlerle ve alternatif seçeneklerimizde maliyetler, hareketler ve alternatif seçeneğimizde ise ilgili ürünümüzün maliyetini, hareketini ve alternatifini görebilmekteyiz. Fiş malzemelerini aktar seçeneğimizde bulunan talep, teklif, sipariş, irsaliye, fatura, malzeme fişi, kampanya, fatura kalemi, irsaliye gibi seçeneklerde ilgili formlardan stoklarımızı transfer fişimize aktarabilmekteyiz. Toplu seri listeden seçebileceğimiz gibi toplu seri aralık ile de seri ürünlerimizi seçebilmekteyiz. Örneğin fiş malzemelerini aktar seçeneğimizden faturayı seçelim. Ve fatura listemizden ilgili faturamızı klavyemizin boşluk tuşu ile veya ilgili alanın sol kulakçığında seçmiş olduğumuz kırmızı satır ile F2 ekle diyelim. Ve daha sonrasında burada fatura içerisindeki miktarları ve birim fiyatlarını getirecektir. Buralarda manuel düzeltmeler sağlayabilmekteyiz. Daha sonrasında eğer ürünlerimiz serili ürünler ise seri lot alanımızdan ilgili serilerimizi seçebileceğimiz gibi varyantlı ürünlerimiz için de varyant tanımlamalarını buradan gerçekleştirebilmekteyiz. Açıklama alanımıza bir depo transfer şeklinde açıklamamızı yazdıktan sonra ürünlerimizi barkod okutarak da ilgili kalemler ekranımıza getirebilmekteyiz. Daha sonrasında tüm bilgilerimizi tamamlayıp F2 kaydet dememiz takdirde liste içerisinde görmüş olduğunuz fiş türü alanında depo yazan satırımızın merkez şube ve depomuzdan Ankara şube ve depomuza transfer olduğu bilgisini görmektesiniz. Aynı şekilde yeni bir sekme açarak stok malzeme listeme geldiğimde transferini yapmış olduğumuz ürünlerin örneğin transferini yapmış olduğum ürün üzerindeyken malzeme hareketlerini incelediğimizde depo transfer fişi ile çıktığını, diğer şubemizi seçtiğimizde ise depo transfer fişiyle stok malzeme listesine girişinin yapıldığını görmektesiniz. Bunun haricinde irsaliye ile de transferlerimizi gerçekleştirebilmemiz mümkündür. İrsaliye listesi içerisinden bir perakende satış türünde irsaliye girişi yaptığımızı düşünelim. Buradan ilgili carimizi seçebileceğimiz gibi
Malzememizi seçtikten sonra ve miktarımızı belirledikten sonra buradaki karşı firma, kendi firmamız veya cari hesaba transferini yapabileceğimizi görmektesiniz. Kendi firmamızı seçerek kendi firmamız içerisinden aynı şekilde Ankara şubemize ve Ankara depomuza seçim yapıp kalemlerimizin depoları değişecektir sorusuna evet dedikten sonra ve açıklamamızı belirttikten sonra F2 kaydet deriz ve açıklama alanımıza gelerek irsaliye ile transferimizin sağladığını görmekteyiz. Cari firmamızın ön muhasebe yani kendi firmamıza bir transfer gerçekleştirdiğini cari alandan da görebilmekteyiz. Tekrardan stok malzeme listesi içerisinden yapmış olduğumuz transfer ile ilgili Ctrl Enter veya F12 tuşu altında bulunan malzeme hareketlerine tıklayarak görmüş olduğunuz gibi cari firma ön muhasebe firması ve karşı depomuza yani Ankara depomuza irsaliye ile bir transferin gerçekleştiğini görmektesiniz.